Peki, Cüneyt Sermet'le yapılan çekimde ben Emin Fındıkoğlu kendisine bazı sorular yönelteceğim. Mesela Cüneyt abi ilk Türk müzisyenleriyle beraber yaptığınız çalışmalar, mesela 50-51 yılındaki büyük orkestra, ondan sonra daha küçük topluluklar ve sizin çalıştığınız müzisyenler, oluşturduğunuz gruplar, bunlar hakkında bir şey anlatabilir misiniz? Valla bu gruplarla ilk çalışmalarımız tabii amatör olarak başladık. İyi bir şeyler yapalım, biz de çalalım, çırpalım falan diye bir şeyler yaptık. Sağdan soldan bir takım arkadaşlar, araya taraya bulduğumuz müzisyenler, askerden devşirdiğimiz kimseler ki bunların arasında İsmet Sıral, adını unuttuğum bir tromboncu, Celal Bozsoy falan gibi, hatta Bahriye'den devşirdiğimiz Müfit Kiper gibi elemanlar vardı. Bunlarla işte dinlediğimiz plaklara göre biz de bir şeyler yapalım diye şey diyorduk, çalışıyorduk. Ve epey de iyi şeyler çıktı tabii. Bunların arasında küçük grup da var. Ermeni Arto Haçaduryan'la beraber kurduğumuz büyük orkestralar var. Bunlar Türkiye'deki modern cazın tamamen başlangıcıdır. Ve tabii bu arada bir alayda aşağı yukarı müzisyen yetişti. Şu kadarını söyleyebilirim ki Türkiye'de yetişen müzisyenlerin %99'unda benim emeğim vardır. Evet, hikaye böyle. Peki daha sonra yani sizin yetiştirdiğiniz kişilerin arasında en ünlüsü şüphesiz ki Arif Mardin. Arif Sizden 7-8 yaş küçük o küçük Evet, Arif. 8 yaş küçüktür Evet. benden. Onunla beraber de epey çalıştık. Bu büyük orkestrada o da piyano çalıyordu galiba. Evet. Evet, Arif. Zaten o büyük orkestrayı Arto Arif ben kurduk. Fakat Arto hepimizden yaşlı ve tecrübeli olduğu için birçok elemanları o davet ediyordu. Hatta baskı notaları da nereden buluyorsa o buluyordu. Biz o sırada daha tecrübesizdik. Herhalde internetten indiriyordu, değil mi? O zaman internet var Ha. mıydı? Evet. 1950-51'den bahsediyoruz. 50-51. Evet, yani epey olmuş. 60 seneden fazla olmuş. Evet. Sonra işte Arif benim gayretimden ve babasının bana düşman olmasını dolayısıyla falan filan Arif'i Amerika'ya yolladım. Babası da beni hiç affetmedi. Ama sonra kız kardeşi yani ablası Betül benim Arif'e ne kadar iyilik ettiğimi bildiği için daima şükranla almıştır benim bu hareketimi. Ama babası Türk Petrol müdürlerinden de o oğlunun petrolcü yapacaktı. Ben de müzisyen yaptım. Evet, ben Arif Mardin'den ders aldığım 59 yılında Türk Petrol'de çalışıyordu. Öğle tatillerinde tünelde görürdüm, tünelin altında. Orada dolaşırdı. Sonra o sırada Amerika'ya gitmiş ve tekrar dönmüştü. İkinci gidişinden sonra tabii dönmedi artık. Çünkü orada işte Arif'in petrolle falan o kadar alakası yoktu ki otomobil kullanmasını da doğru dürüst bilmezdi. Babasının ona verdiği otomobili bir DeSoto vardı o zaman. Ben kullanırdım ben otomobil hastası olduğum için. Arif sadece o petrolcuların altında şaşkın ördek gibi dolaşırdı. Hiç alakası yoktu. Evet, Arif gittikten sonra Amerika'da New York'ta cazcıların arasında kendini göstermek için uğraştı, çok uğraştı. Fakat yavaş yavaş biraz sonra belki pop müziğinin cazibesine kapıldı ve Atlantik plaklara geçti. Orada işte çeşitli pop sanatçılarına aranjmanlar yaptı, albümler hazırladı falan. Bu arada tabii en ünlüsü Aretha Franklin. Ondan sonra
Ondan sonra dünya çapında bir isim oldu Arif Maden. Arif'i o kötü yola sevk eden de meşhur, nedir o Atlantik'in zekasız başkanı? Ahmet Bey. Ahmet Ertegün. Ki onu ben Amerika'dayken stüdyodan kovmuştum. Kendi plak stüdyosundan kovmuştum. O derece zekasız bir adamdı. Ve bilgisiz, hiçbir şey bilmeyen, zavallı bir adamdı. Evet. Evet.